Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Sizlerden gelen yorumlar neticesinde bugün derinlemesine Poco X3 Pro ve X4 Pro'yu karşılaştırıyoruz. Bu zamana kadar izlediğiniz bütün karşılaştırma videolarını bence unutun ve bu videoya bir like atmayı da unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız bu iki telefonu kıyaslayalım. Bakalım bu kıyaslama sonunda hangisi galip çıkacak? Videoyu sonuna kadar izleyin. Haydi başlıyoruz. Şimdi ilk olarak fiyat kısımlarına bakalım. Poco X3 Pro'yu almaya karar verdiğiniz zaman 128 GB'lık modelini 6700-6800 liraya alabiliyorsunuz. Abisi olan X4 Pro'yu 7500-8000 liraya kadar alabiliyorsunuz. İkisini de 6 veya 8 GB RAM'li modeli veya 128-256 GB depolama seçeneği mevcut. Şimdi telefonları aldığınız eve getirdiğiniz ikisinin de kutu içeriği gerçekten çok iyi. Zaten Xiaomi ve Poco'nun bu politikası gerçekten çok iyi. Kutularından kılıf çıkıyor, şarj adaptörleri çıkıyor ve fabrikasyon çıkışlı bir koruma jelatinlerini de bu iki telefonun ekranında görebiliyorsunuz. Ek olarak kutu içeriğinden 2 adet hızlı şarj adaptörleri de çıkıyor. X4 Pro'nun şarj adaptörü 67 Watt, X3 Pro'nun şarj adaptörü 33 Watt'la bizleri karşılıyor. Batarya kısımlarına hemen değinelim. X4 Pro'da 5000 mAh, X3 Pro'da 5160 mAh batarya bulunmakta. Bu iki telefonu da kullandım. Zaten önümüzdeki dakikalarda kendi incelemelerimi, kendi detaylarımı sizlere aktaracağım. Yani bu videoyu şöyle izleyebilirsiniz. Bir uzun kullanıcı testi. Çünkü X3 Pro'yu çok uzun zamandır kullanıyorum. X4 Pro'da yaklaşık 2 haftadır bende ve hala kullanmaya devam ediyorum. Bu iki telefon hakkında yeterli bilgiye sahibim ve gerçekten çok derinlemesine bir video olacak diyebiliriz. Şimdi geçelim tasarım kısmına. Tasarım kısmında Poco kullanıcıların sözünü dinlemiş arkadaşlar. Onu bir kere söyleyelim. Çünkü X3 Pro'yu kullanan arkadaşlarım tasarımdan şikayetçiydi. Ağır ve hantal bir tasarım olduğunu söylüyorlardı ki ben de bu görüşe katılıyorum aslında. Poco tarafı X4 Pro tarafında kendini geliştirmiş. Tasarımda köşeli bir tasarımı görürken ele tam oturan ve hafif ve ince bir telefonu görebiliyoruz. X3 Pro 9.4 milim bir kalınlığa sahip telefon. Abisi olan X4 Pro 8.1 milimle geliyor. Ağırlık kısmında Poco X3 Pro yine ağır bir telefon biliyorsunuz. 215 grama sahipken abisi olan X4 Pro tam 205 gramlık bir ağırlığa sahip. Alt kısımlara baktığımız zaman X3 Pro'da 3.5 milimetrelik jack girişini görüyoruz. Abisi bu yolda devam ediyor. Onun da üst tarafında bir 3.5 milimetrelik jack girişi var. Burada şunu anlayabiliyoruz. Poco tarafı oyun severlere yine bir olanak tanıyor. Çünkü Poco'nun oyunculara gerçekten önem verdiğini biliyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde Poco F4 GT tanıtıldı. Gerçekten bir amiral gemisi telefon arkadaşlar ve oyunculara çok önem vermişler. Bu 3.5 milimetrelik jack giri sayesinde de oyuncular gecikme olmadan kablolu kulaklıkla oyun deneyimini elde ediyorlar. Sağ tarafa baktığımız zaman güç butonları, ses açma kısımları bulunmakta. Bu iki telefonun güç butonlarının üzerinde parmak izi okuyucusu da bulunmakta. Parmak izi açılış hızlarını şu anda ekranlara veriyorum arkadaşlar. Bunu testlerinde yaptım. Bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hangisi hızlı veya hangisi daha yavaş gibi. İki telefonu arkaya doğru çevirdiğimizde ikisinde de Poco yazısını görebiliyoruz. X3 Pro'da büyük bir yazı bizleri karşılıyor ama çok da belirgin olmayan bir yazı var. X4 Pro tarafında kameranın hemen yanında bir Poco yazısını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu arka kapaklar plastik. Çerçevelere baktığımızda çerçeveler de plastik ama kullanıcılar burada sanki metalik bir görünümü elde ediyorlar. Çünkü görünüm gerçekten çok hoş. Onu bir kere belirteyim. Ve şunu da şeffaf bir şekilde söyleyebilirim ki bence Poco X4 Pro'nun tasarımı daha iyi arkadaşlar. Ve bu telefonları almak istediğin zaman farklı renk seçenekleri de mevcut. Bunu zaten açıklama kısmında bırakacağım. Bir link bırakacağım yani. Oradan hem güncel fiyatı hem de detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Kamera tasarımlarına baktığımız zaman pek çıkıntılı olmayan X3 Pro'da 4 tane kamerayı, X4 Pro'da da 3 adet kamerayı görebiliyoruz arkadaşlar. Cihazların tasarımı bence hoş ama dediğim gibi X4 Pro'nun böyle ele daha tam oturduğunu, premium bir hissiyat verdiğini belirteyim sizlere. Ayrıca bu iki telefon da suya, toza karşı dayanıklı, yani IP53 sertifikasını da beraberinde getiriyor. Arka kapaklardan bahsetmişken bu kapakların altında olan dahili likit soğutma sistemlerini de buradan size aktarmış olayım arkadaşlar. Tasarımda değinmek istediğim son nokta stereo hoparlör deneyiminde bu iki telefonda yaşayabiliyorsunuz. Hem üst hem alt tarafta stereo hoparlör bulunmakta. Sadece X3 Pro'nun üst tarafında bir hoparlör çıkışı yok. Onun dışında X4 Pro'da hem alt hem üstte stereo hoparlör deneyimi mevcut. Telefonları ön tarafa çevirdiğimizde ekranları açtığımız zaman ikisinde de bir delik çentiği görebiliyoruz. Madem telefonları öne çevirdik ekrandan başlayalım. Bu iki ekran da kocaman arkadaşlar. Yani siz ikisinden birini aldığınız zaman ekran boyut konusunda bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bu iki ekranda 6.67 inçlik
Full HD Plus çözünürlüklere sahip. Birisi IPS, birisi AMOLED. X4 Pro'nun ekranı AMOLED bir ekranla geliyor. Ek olarak Always On Display, yani her zaman açık ekranda etkinleştirerek telefonunuza güzel bir hava katabiliyorsunuz. X3 Pro'nun ekranı IPS bir ekran ama şunu bir kere söyleyeyim. IPS ekran çok kötü vesaire diye bir durum yok. X3 Pro'yu zaten tercih eden kullanıcılar genellikle oyun odaklı tercih ediyorlar ve X3 Pro'nun işlemcisi gerçekten çok iyi. Yani siz günlük kullanımda ben sürekli Instagram'dayım, içerik üretiyorum vesaire eğer ki derseniz X3 Pro işinizi zaten görecek. Ama X4 Pro bu konuda daha çok işinizi görecek, öyle söyleyeyim. Ama derseniz ki ya ben çok oyun oynuyorum, sürekli oyun oynuyorum ve ben oyunlarda daha iyi bir FPS deneyimi yaşamak istiyorum, FPS düşmesin diyorsanız Poco X3 Pro burada kendi ön plana çıkartıyor. Zaten videonun sonunda gün sonu yorumu yapacağım. Daha testler var. Hadi devam edelim. Ekranlar 120 Hz'lik tazeleme hızında bizlere sunuyor arkadaşlar. 120 Hz gerçekten çok iyi bir oran çünkü insan gözü artık 90 Hz'den sonrasını fark edemiyor. Bu iki ekranlar saniyede 120 kez tekrarlanarak sizleri daha iyi bir akışkan deneyimine sürüklüyor aslında. Yani iki telefonda da ekrana baktığınız zaman, Instagram'a girdiğiniz zaman veya herhangi bir uygulamada bir haber okuduğunuz zaman gerçekten çok akışkan bir ekranı görüyorsunuz ve aslında bu durum, bu teknoloji gözlerinizi yormuyor. O nedenle bu durum gerçekten çok iyi. Ekrandaki piksel yoğunluğuna baktığımız zaman 395 olarak bizleri karşılıyor. X3 Pro'daki 450 nit parlaklık X4 Pro'da 1200 nite çıkıyor arkadaşlar. 1200 ne demek? Tabii ki de X4 Pro'nun ekranıyla dışarıda güneşli bir havada daha iyi bir ekran göreceksiniz demek. Ekran gövde oranlarına değinecek olursak bu iki telefonun da ekran gövde oranında pek bir değişiklik yok aslında. Çünkü X3 Pro'daki %84.41'lik ekran gövde oranı abisi olan bu yeni modelde %1 artarak yani %85.61'e çıkarak aslında kendini tazelemiş bulunuyor ama siz ekrana baktığınız zaman bir çerçeve çok fazla görmüyorsunuz arkadaşlar. O nedenle bir film izlerken veya bir oyun oynarken o ekran kasa oranı gözünüze pek fazla gelmiyor. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi geçelim işlem tarafına, batarya ve depolamadan da bahsedelim. İşlem tarafında Poco X3 Pro modeli gerçekten böyle orta segmentin kralıyım dedirecek bir işlemciyi kullanmış. Bunu gerçekten herkes söylüyor. Kullanan arkadaşlar, işte sizin yorumlarınız vesaire. X3 Pro'daki Snapdragon 860 gerçekten çok iyi. Abisi olan bu yeni modelde Snapdragon 695 kullanılmış. Ben bu durumu aslında birazcık anlamıyorum. Çünkü X3 Pro, X4 Pro'ya göre bir geri model değil mi? Hani mantıken baktığınız zaman X4 Pro'da daha iyi bir işlemci olması gerekiyor ama hayır arkadaşlar. Xiaomi ve Poco bu tarafta belli başlı prosedürleri uyguluyor. Mesela işlemciden alırken ekranı coşturuyor veya bataryayı coşturuyor gibi gibi. Şimdi bu işlemciler ne anlama geliyor? X3 Pro'nun işlemcisi 2.9 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Biz bunu mobil cihazlarda çok iyi bir değer olarak nitelendirebiliyoruz. X4 Pro'ya baktığımız zaman bu işlemci yani Snapdragon 695 2.2 GHz hızına ulaşabiliyor. Burada LPDDR4X destekli 6 veya 8 GB RAM'li modelleri de görebiliyoruz arkadaşlar. Dahili likit soğutma sayesinde iki telefonda da oyun oynarken uzun saatler boyunca fazla ısınmayacağını da belirtmiş olayım. Tabii grafik yonga birimi önemli arkadaşlar çünkü işlemciye doğrudan etki eden bir modül sistemi. X3 Pro'da Adreno 640 kullanılırken X4 Pro'da Adreno 619 kullanılıyor. Bu da aslında performansı etki eden bir durum. X3 Pro'nun işlemcisi daha iyi, daha az ısınıyor diyebiliriz. FPS oranlarına baktığımız zaman PUBG Mobile'da daha fazla FPS alıyorsunuz ve diğer oyunlarda daha iyi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Peki soru şu, X4 Pro X3 Pro'dan daha mı kötü? Hayır değil arkadaşlar. Snapdragon 695 yeni nesil bir işlemci fakat aralarındaki hız belli. Ancak siz bu hızı fark edemeyebilirsiniz. Oyunlarda sadece FPS'i açtığınız zaman X3 Pro'nun daha fazla FPS aldığını görebilirsiniz. O nedenle akışkanlık konusunda veya ekran konusunda hiçbir şekilde ikisini ayırt etmeniz mümkün değil. Teknik verilere baktığımızda X3 Pro'nun işlemcisi daha iyi. Depolama kısımlarına baktığımız zaman 128 veya 256 GB depolama seçeneğini tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu iki cihazda çift SIM kart desteğini beraberinde getirdiği için ek bir slot olan micro SD kart sayesinde depolamanızı 1 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Şimdi geçelim testlere. CapCut testi, Geekbench ve AnTuTu testlerini zaten önceden yapmıştım. AnTuTu verilerimize baktığımız zaman X3 Pro'nun öne çıktığını görebiliyoruz. Geekbench testlerimize baktığımız zaman yine X3 Pro'nun öne çıktığını görebiliyoruz. Burada işlemcinin faydasını yaptığımız testlerle anlıyoruz. CapCut render testine baktığımız zaman iki telefonda da 10 dakikalık bir videoyu render aldım arkadaşlar. Burada X3 Pro'nun işlemcisi daha iyi olduğu için videoyu daha hızlı render aldı ve siz bir kurgu programı kullanıyorsanız veya Instagram'a veya YouTube'a bir içerik planlıyorsanız buradaki render işlemleri X3 Pro'da daha hızlı oluyor. Geldik çok tartışılan konulardan bir tanesine, kamera. Evet, kamera bence bir telefonun olmazsa olmazı. Çünkü biz günlük hayatta storyler atıyoruz, Instagram'a video yüklüyoruz, YouTube'a içerik üreten artık bir kitle haline geldik. Çünkü baktığınız zaman bir telefonun kamerası iyi olmalı ki ve video çekim detayı da iyi olmalı ki biz güzel işler başaralım. Şimdi Xiaomi ve Poco tarafında sadece ön kamerada ben
Full HD olayını sevmiyorum. Ön kamerada 4K desteği gelirse Xiaomi ve Poco telefonlara gerçekten içerik üreticiler böyle bir hani rahatlarlar diye düşünüyorum. İki telefonun da ana kameralarına baktığımız zaman X3 Pro'daki 48 megapiksellik ana kamera X4 Pro'da 108 megapiksele çıkmış durumda arkadaşlar. Diyafram açıklarını ekrana yazdım. Diyafram açıklığını da şu şekilde sizlere açıklayayım arkadaşlar. Eğer ki bir diyafram düşükse siz düşük ışıklı ortamlarda daha net, daha aydınlatıcı videolar veya fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi geçelim ana kameradaki video çekim detaylarına. İkisi de 4K videolar çekiyor diyemeyeceğim sizlere, üzülerek söylüyorum. Sadece Poco X3 Pro tarafı 4K çekim tekniğine sahip. X4 Pro'ya baktığımız zaman burada ana kamerada Full HD 60 kare hızında videolar çekebiliyorsunuz. Cihazları ön tarafa çevirdiğimiz zaman X3 Pro'da 20 megapiksellik bir ön kamera, X4 Pro'da 16 megapiksel değerinde ön kamerayı da görebiliyoruz. Ön kameralarda da Full HD videolar, 60 kare hızında videolar çekebiliyorsunuz. İkinci kameralara baktığımız zaman 8 megapiksel değerinde ultra geniş açılı sensörlere sahip. X3 Pro'daki geniş açılı sensör 119 derecelik bir çekim alanına sahip. X4 Pro'daki sensör ise 118 derecelik bir çekim alanına sahip. Bu küçük bilgiyi de sizlere vermiş olalım. X3 Pro'da bir makro var. X4 Pro'da da makro var. Bunların değeri 2 megapiksel. X4 Pro'da 4. kameramız yok arkadaşlar. Sadece X3 Pro'da bulunmakta. Onun da değeri 2 megapiksel derinlik algısı. Şimdi sizlerle birlikte ne yapalım? Gidelim fotoğrafları çekelim. Güzel güzel yerlere gidelim. Testlerimizi yapalım. Daha sonrasında buradayız. Şunu beklerdim aslında. X4 Pro gerçekten hani orta segmentin kralı olabilecek bir cihazdı bana göre ama hala bu unvanı X3 Pro elinde tutuyor. Bu bana göre böyle arkadaşlar. Çünkü işlemci bakımından X3 Pro daha iyi. Ekran tarafında aslında pek bir fark yok. Sadece AMOLED farkını görebiliyoruz ve ekran nit parlaklığını görebiliyoruz. Kamera kısmında zaten fotoğraf ve videoları gördünüz. Bence çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Geçelim kablosuz bağlantılar kısmına. Wi-Fi 5 desteğini iki telefonda da görebiliyoruz. Ayrıca X4 Pro 5G'li bir model olduğundan dolayı 5G teknolojisini biz X4 Pro'da görebiliyoruz. X3 Pro'da ise 4.5G desteği bulunmakta. Evet dostlar, geldik günün sonu yorumuna. İkisinden birini almak istiyorsunuz. Ben kendi şahsım adına konuşayım ve sizlerin de kafasında belli başlı fikirler oluşsun arkadaşlar. X4 Pro'yu neden almak isterim? Günlük olarak telefonla çok vakit geçiriyorsam, Instagram'da, Facebook'ta veya YouTube'da videolar izliyorsam veya bir içerik üretiyorsam X4 Pro'yu tercih edebilirim. Batarya kısmı da gerçekten çok iyi. Çünkü baktığınız zaman bu iki telefonun da bataryaları 1,5-2 gün boyunca dayanıyor. Peki soru şu, ben çok oyun oynuyorum, benim bataryam iyi olsun ama işlemcim de daha iyi olsun diyorsanız burada Poco X3 Pro modelini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü işlemci ve kamerada yapay zeka ile birlikte orantılı çalıştığı için aslında sizin çektiğiniz fotoğraflar da iyi olacak. Oynadığınız oyunlarda da az bir performans almayacaksınız. Tasarım odaklı baktığınız zaman X4 Pro bence daha iyi. Evet, bu aslında öznel bir şey çünkü insandan insana değişebilir. Belki şu an beni çeken Halit'in X3 Pro daha hoşuna gitmiştir veya benim X4 Pro daha hoşuma gitmiştir. Tasarım kısmında aslında pek diyecek bir laf yok arkadaşlar. O nedenle performans odaklı ilerliyoruz. Eğer ki çok oyun oynayan bir insansanız X3 Pro günlük kullanımda daha fazla bir detay görmek isterseniz X4 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Ve geldik sizin yorumlarınıza. Hangisini alırdınız yorumlar kısmına yazarak bunları belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu da beğenirseniz yine mutlu oluruz. Vaktiniz varsa iki tane daha video gelecek. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.